Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an ayetleri hakkında tartışanların, Kur'an'ı kendi menfaatlerine uyduranların, Kur'an'ı yetersiz görenlerin hakkında söylenmiş ayetleri, Kur'an ayetleri ışığında sizlere anlatmaya çalışacağım. Mü'min suresi 56. ayet. Şüphesiz ki kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar var ya, onların göğüslerinde asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın, şüphesiz ki Allah işiten ve görendir. Bu ayette Allah, Kur'an-ı Kerim hakkında ve ayetleri hakkında tartışanların çok açık bir sapıklık içinde olduğundan bahseder. Ali İmran suresi 78. ayette Allah şöyle buyurur. Onlardan bir grup kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini eğip bükerler. Ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Yani bu ayette Allah bize şunu söylüyor. Kur'an'ı kendi menfaatlerine uyduran insanlardan bahsediyor. Kur'an'da olmayanı varmış gibi, olan da yokmuş gibi gösteren sahtekarlardan bahsediyor. Sizlere şöyle örneklendireyim. Kur'an'da onlarca ayet vardır. Allah'ın haram kıldığını helal kılandan daha zalim kim olabilir? Ya da tam tersi Allah'ın helal kıldığını haram kılandan daha zalim kim olabilir diye ayetler vardır. Yani bu tür insanlar kendi menfaatleri uyarınca Kur'an-ı Kerim'de helal olan bazı şeyleri size harammış gibi gösterir, haram olan bazı şeyleri de size helalmiş gibi gösterirler. Ali İmran suresi 7. ayet. Sana kitabı indiren O'dur. Onun bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına uydurmak için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye ulaşanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar. Sözün özü Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler muhkemdir, yani hükümdür, çok açıktır, hakkında hiçbir tartışma yapılamaz. Bazı ayetler müteşabihtir, yani yoruma açıktır. Onurlu, namuslu, Allah'tan korkan insanlar bunu düşünerek yorumlarlar. Ama bazı aşağılık, onursuz, namussuz insanlar onu kendi menfaatlerine göre yorumlarlar. Sizin dini duygularınızı sömürerek kendilerine menfaat sağlarlar. Ve dünyada da saltanat içinde yaşarlar. Şöyle söyleyeyim sizlere, ben 53 yaşında bir adamım. Ben yalan söylesem sanki 500 yıl daha yaşayacak değilim. Topu topu en fazla 15 yıl daha yaşarım. Bunun için kendilerinin onurunu, namusunu satan insanlar bunlar. Tabii ki bu da şundan kaynaklanıyor. Kitabımızdan haberimiz olmazsa bu tür aşağılık insanlar bizim duygularımızı sömürürler. Hemen hemen her videomda söylediğim gibi bizlerin kitabımızdan haberimiz olması gerekir. Eğer haberimiz olmasa bu tür insanlar bizim duygularımızı daha 10 yıllarca, 100 yıllarca sömürürler. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.